Efendim, herkese merhabalar. Umarım sesim iyi geliyordur. Mikrofonun ayarı ile değiştim ayarını. Umarım bu sefer daha iyi geliyordur. Bir deneme yayını olabilir mikrofonla ilgili. Herkese selamlar. Kubi'ye, Koray'a. Koraycığım, bu tuşlarla ilgili sorunu anlamadım. Uçak içerisinde mi, simülatör içerisindeki tuşların mı ne işe yaradığı ile ilgili. Yayın boyunca bu eğitim vesaire konularını bir değerlendirelim birlikte. Sizin de yorumlarınızda. Bu arada biliyorsunuz, şimdi hafta sonu girdi araya, eşim yoktu. Ben o yüzden kaçak yayınlar yaptım. Efendim, dün 1 Mayıs'ta tatil yayını yaptık. Bayağı bir yayın konseptimizin dışarısına çıkmadık ama yapmamız gereken bazı şeyleri aksattık. Neydi bunlar? Normalde biz kıta takibi yapıyorduk. Her kıtada 3 uçuşla birlikte gidiyorduk. Bu Oşyanika bölgesinde bu ATR ile ha tamam. ATR ile birlikte uçuşlar yapıyorduk. Şu anda gene Oşyanika'dayız. Oşyanika'da 3. uçuşumuz bu. Bundan sonra da Güney Amerika'ya gideceğiz. Unutmadım yani. İşte Yeni Zelanda'da yaptık. Bir yer Bora Bora'da yaptık. Şimdi de bu son uçuşumuzu Atuana'da yapıyoruz. Git gel olacak. Mesafe kısa olduğu için hem de uçağımızın üzerinden sorular olursa yayın sırasında onlarla tekrar etmek için güzel olur. Simülatörün sesini bir açayım. Size de şöyle simülatörün sesini açtık. Güzel. Ben kendime de açacağım. Bugün bize Sinan eşlik etmiyor. Büyük uçak olduğu için büyük ihtimalle kendisi yok ortalıkta. Batuhan var. Gecelerin yargıcı Batuhan. Şu anda simülatörü kesin gecedir diyormuşum. Sağdaki Batuhan, soldaki bizim uçağımız ATR 72 ile şeyden ne derler, Nuku Hiva'dan Natoa'ya gideceğiz. Bunlar küçük, işte Tahiti bölgesinde, Oşyanika'da küçük adalar. Dün size burası havalimanı nerede diye soru sormuştum. Onun da cevabını alacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar, gerçi ya şaşırdın mı? Ya beni bir gün şaşırsana. Gerçekten gece hayatta uçmam. Dikkat edersen bak orada o İncirliğin gülü, NATO Müttefik Kuvvetler Kuvvet Kurmay Başkanımız da gelmiş. Allah Allah. Şu anda ayarlayamıyor musun? Çok tuhaf. Neyse, gidiş dönüş yapacağız. 38 dakika gidiş süremiz. 20 küsür dakikada geliş olur. 50 dakika. Toplamda 1,5-2 saatlik bir yayın olacak. İki türlü hemen şey yapacağız. Öncelikli görevimiz ne yapıyoruz abi? Simülatörümüzün içerisine geldik. Ben simülatör içerisindeki birimimi mikstürü ayarladım arkadaşlar. Mix yapınca bunun bir diğer adı neydi ya? Hibrit yapıyorsun. Pound veya kilogram olarak artık gösterebiliyor. Benim bundan bir bilgim yokmuş mesela. Düzelttim. Şimdi artık Watsim'de uçuş planlarken kilogram olarak seçiyorum ve kilogram olarak atıyorum. Öncelikle yakıtımız 1192. Hemen onu bir ayarlayalım hocam. Şöyle 1190, 1900, şöyle 1192'ye bir çekelim bakalım. Tamam. O zaman öncelikli olarak sen de sırasıyla yap bunları. Önce yakıt ve payload'unu yükle. Expecting takeoff weight'imiz 19.226'ymış. Şu anda şöyle gelelim. 19.200, şöyle 300 yapalım. Tamam. Buralar bu şekilde. Kilogramımızı ayarladık. Şimdi uçağımızın içine gelelim. Uçağımız Cold and Dark'ta şu anda. Kapıları açık. Yerdeki şeye bağlı ama henüz aktif değil. Öncelikle şöyle bir genel bir bakıyorum. Her şeylerimiz burada çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bunlar önemli. Tabii bunu öncelikle ATR'ye ayarlamamız lazım. Şöyle gelelim abi. PMDG'de kalmış. Onu bir ATR'ye alalım. Dün PMDG'deydik malum. Neredesin ATR? ATR'ye aldık kuadrantımızı. Tamam. Şimdi level'larımız off'ta. Buralar off'ta kalıyor. Hepsi off'ta. Parking brakes on. Gas lock'umuz lock. Burada her şey tamam. Öncelikle geldik. Bütün kontrollerimizi yaptık. Daha önceki yayınlarda hatırlattığım üzere biliyorsunuz, uçağımız Cold and Dark'ta gelse ne yazık ki Beacon Lights on olarak geliyor. Biz şurada Beacon Lights'ımızı bir off yapıyoruz. Ondan sonra geliyoruz abi. Battery switch'imiz on. Uçak şöyle bir kendine geliyor.
Bu arada ben Murat ve Barış Kaptanların tavsiyesiyle uçak içi rengimi biraz siyaha dönük bir gri olarak tercih ettim. Çok açık griyi kötü gözüktüğünü söylüyorlar. Ben de öyle yaptım. DC bir fikri yardım uçaklara göre. Dur, onunla konuşacağız. Onu yolda konuşacağız hocam. Onu yolda konuşacağız. Şimdi parking baterilerimiz 10 dedik. Logo lights'ımızı açalım. Nav light zaten açık. Kükreyancım, onları konuşacağız şimdi. Eyvallah Tarık, hoş geldin. Obo, bak sağlam rüzgarlar hissediyorum ha. Vinç şokumuz nerede? Vinç şokumuza göre yönümüzü belirleyelim. Evet. 0.6'dan kalkacağız belli, bak burada dimdik. Tamamdır. Şimdi battery light'ımız geldi. Uçak self testlerini yaptı. Ekranlarımızı gördük. Ne yapıyoruz abi, ikinci işlem? Geldik buradan. Öncelikle external power on. Tamam. Ondan sonra normal airbus düzeninde beyaz ışık kalmayacak gibi bütün ışıkları söndürüyorsunuz şurada. Pitotlar kalıyor. Diğer windshield'larımızı, aircraft wing generator'larımızı, hidrolik pompalarımızı ve oksijen supply'larımızı şey yapıyoruz. Ve emergency lights'larımızı arm ettik. Cabin lights'ı artık sizde. Main cabin light açık mı olsun, kapalı mı olsun, o sizde. Ama ben şöyle geliyorum, hemen göstergelerimi birer derecede açıyorum ki buralarda bir sakinlik olsun. Baromuzu resetledik. Şöyle şöyle şıkır şıkır. Evet. Öncelikle FMC'ye geliyorsunuz. Unit Page'de. Position Unit. GPS Position'ına bir kere tıklıyorum. Burada koordinat bilgilerini geliyor ve buradaki amber renginin içini dolduruyorum. Bu bir. Ondan sonra ikinci Unit'te Flight Plan Unit'e geliyorsunuz. Ruta geliyorsunuz. Şimdi diğer bir son birkaç yayında da söylediğim gibi arkadaşlar, SimBrief'te SimBrief Downlander programını bilgisayarınıza indirdiyseniz, bu uçuş planını CRJ uçakları için olan, Aerosoft CRJ uçaklar için olan formatta bu uçağın community dosyasına indirirseniz planlarınız otomatik geliyor. Örnek veriyorum. Ben az önce attım SimBrief Downlander'dan. Sadece yapmam gereken kalkış ve varış meydanlarımın IKEA kodunu girmek. N, T, M, D, N, T, M, N. Tamam. Geldim. Ident kısmına bir kere giriyorum. Bak plan geldi. Bu kadar. Şeyimiz neydi? V, T, A, 28, Foxford. Bunu girdik. Şuraya. Execute. Bu kadar. Plan geldi. Aha plan. Bu kadar. Siz burada bak dikkat ederseniz, bak route selector dedi, direct demiş. Bak 06 girilmiş burada, nodeli MTL. Şöyle bir kere basarsan planı burada görüyorsun. Burada discontinuity var. Ne yapıyorsun? Geliyorsun buraya Eboli'ye. NTMP'den geçiyoruz. Eboli. Şöyle yapman gereken planı bir kere tıkladım. Yani burası secondary flight plan. Buraya geldik. Şu destination'a net T, M, N'yi yazalım. Yo, bunu buraya yazalım. Bak varış meydanımızı ne yazık ki şeyini vermiyor. Ama bunu bir kere daha, bir de manuel deneyeceğim arkadaşlar. Bunu denemek için deniyorum, tamam mı? New flight plan. Route. Görmek için. Execute ettik. Ha, tamam şimdi geldi. Bazen böyle bug'lar olabiliyor. Ne yapıyoruz abi? Modil. Öncelikle kalkış meydanımı seçiyorum. 06. Execute. Sonra modile gideceğim. Modili girdim. Ondan sonra NTMP meydanın üzerinden geçeceğiz. NTMP. Onu geç. İbulo.
Aa, modeli nodül yazdım. Pardon. Aynen. Aman abi, Çin'de Min'de bir yere gideriz. Nodilen İbulu. Şimdi NTMN'ye bir kere tıkladım. Varış meydanımı seçeceğim. Şimdi öncelikli olarak varışımız 02 gibi gözüküyor. Tamam mı? Runway 02. RMP 02'yi seçiyoruz. Starımızı değil, Via'yı seçeceğiz burada. Via İbulu diyorsunuz. Bu şekilde execute ettiğinizde plan gelir. Aha da plan. Planımız tamam. Planımızı şöyle görmek için şöyle bir kere basın. Next, next, next. Bu kadar. Burası da tamam. Şuraya tekrar geri gelelim. Flight planı bir kere daha tıkladım. Secondary flight planı kopya yapacağız. New flight plan, copy flight plan diyorsunuz. Execute. Return. Bu kadar. Şimdi bunu girdik. Planımız tamam. Data'da bu sefer data'ya geliyorsunuz. Unit. Bu sefer performans unit'i gireceğiz. Uçuş yüksekliğimiz 1.90. Bunu set ettik. Burada yapmamız gereken alternatif meydanımız girmek. Onun için de briefing'de bakalım alternatif meydanımız neresiymiş. Alternatif meydanı burası. Geri geleceğiz yani bir şey olursa. Zaten öyleydi. NTM'de slash 1.90. Şu şekilde girdim. Burası tamam. Wait kısmına geldik. Şimdi wait kısmını girmek için simülatörde girmiş olduğumuz ağırlıkları gireceğiz. Neydi abi yakıtımız? 1167. 1167 girildi. Fuel on board. 18.131 de boş yakıtsız ağırlığımız. Onu da giriyoruz şöyle. Ve 19.298 bizim kalkış tahmini, kalkış ağırlığımız da çıktı ortaya. Bu kadar. Burayı kapadık. Sonra geldik performans page'imize. Transition altitude'umuzu bakayım şuradan. 5000 diye girelim. 5000. Burası tamam. Bakın 5000'i girdik. 106, 106, 110 diye bize V1 rotate ve V2 hızlarını verdi ya. Şöyle geliyorsunuz. Payload kısmında bak bizim girmiş olduğumuz bilgiler de burada. Ona göre bize bir şey veriyor. Center of Gravity veriyor. Ve Takeoff trim'i veriyor. Şuraya bir kere basarsanız bu şurada gelir. Burada Takeoff trim'ini up eder. Ve ondan sonra geliyorsun şuraya bir kere basıyorsun performans page'e. Öncelikle bak kullanmış olduğumuz yakıtlar şurada 690 falan yazıyor. Öncelikle bunu bir reset yapıyorsun sıfır. Çünkü herhangi bir yakıt yakmadık. Bir de Takeoff datasını confirm ettin mi diyor. Evet diyorsun ve bakın burada amber rengine döndü. Bir kere de gelip şuraya basıyorsun. Burası da climb hızımızda amber rengine dönmüş oldu. Şimdi VNAV ve NEV'i şöyle bir şey yapıyoruz, tamam mı? Tamam. Bir aç kapa yapayım da. Buralarda tamam. Soldaki hızı nasıl yaptık? Bak şurayı manuel selector yazıyor ya. Bir kere manuele basıyorsun. Amber rengi olacak. Ama onun için buradaki bilgileri, uçak içerisine girdiğin ağırlık bilgilerini set demen lazım. Ve şuradaki performans page'de de takeoff data confirm it diyeceksin. Buraya bir kere basacaksın, çıkacak. Tamam. Şimdi buraya geldik tekrar. VNAV page'imizi kontrol ettik. Buralar tamam. Şimdi cruise 0.87'den 16 knot rüzgar bekleniyormuş. Onu giriyorsunuz buraya. Burası da tamam. Şu anda yapacağımız bir şey yok. Plandayız. Planda bunlar hazırlanırken ne yapıyoruz abi? Şurada kom menüsünü bir kere tıklıyorsunuz. 122.8 enter. Burayı bir kere kodladık. Şu anda bu meydanlar için herhangi bir ne yazık ki ha, bu meydan için ADF bilgimiz varmış NTMN'de. Bize NTMN için ADF bilgisi lazım.
Atuana 294'ü gireceğiz. Onun için ne yapıyorsunuz? RMC tuşuna basarsanız şu navigation'dan bak ADF'leri dolduracağım ben. ADF niye lazım abi? Meydanın yönünü bulmak için. Atuana 294 tam bizim pistimizin karşında. Bize bu lazım. 294'ü girdik 0. Şuraya yaptık. Şurada 1 de kalsın. Birazdan burayı açacağım zaten. Peki kalktığımız meydanda var mı ADF? Orada da var. Oranın da şeyi 353. Bunlar ikisi de bize lazım. Başka türlü herhangi bir referansımız yok. Sadece meydanlarımızın yönünü gösteren referanslarımız var. VR'ımız falan filan yok burada. Buralar da tamam. War'umuz yok. Bunları boş bırakıyorum. Birazdan şuraları tıklayarak ADF'lerimi aktif hale getireceğim. Plandayım. Şimdi gelelim. Bu uçağımızın güzelliğine. Bu uçağımız biliyorsunuz hotel modda çalışma özelliği var. Kendisinde harici bir APU olmadığı için kuyruğunda motorumuzu APU olarak kullanıyoruz. Öncelikle propeller brake kısmında ready'yi gördüm. Buraya bir kere tıkladım, bıraktım. Tamam. Ignition'larımı AB'ye aldım. Bunu da bıraktım. Şeylerimi, pompalarımın randa olduğunu da gördüm. Ama ondan önce bir işlem daha var. Onu da yapayım da sorun olmasın. Şunu hemen 19'a gelelim. ...1.9.0'ımızı bir ayarlayalım abi. ...1.9.0 check. Şimdi herhangi bir bak bu uçağı, bu sağ motoru hotel modda çalıştırırsanız ATC'den bir clearance almanıza gerek yok. Çünkü propeller dönmeyecek. Sadece diyorlar ki yerdeki personelin haberi olması için wing light'ları açıyorsunuz. Tamam. Ondan sonra start diyorum. Ondan sonra start diyorum. Buradaki MV değerlerimizin 10'a kadar gelmesini bekliyorum. Bunu sonra geliyorum. Burada sağ motoru feather durumunu alıyorum. Bak. Sesi duyuyorsun. Uçak çalışıyor. Ama pervane dönmeyecek. Şimdilik. Auto'ya aldım. Ki gücü şu anda sağ motora vereceğiz. Bak gücü sağ motora verdik. Buradaki yeşil bütün amber rengi uyarılarımız gitti. Şimdi yapmamız gereken ne? Geldik buraya. Aircraft'a bir kere tıkladım. Öncelikle external power'ımız off. Kapılarımızı kapatıyoruz. Velchox'lar off çünkü parking brakes on ve ground power off. Ondan sonra geldim. Beacon lights'ımı açıyorum çünkü sol motorumun palleri dönecek. Beacon lights'ı açtım. Ondan sonra geldim buraya start'a bir kere bastım. 7, 8, 9 diyorum ve bunu feather durumuna getirdim. Eyvallah Muzide, hoş geldin. Auto'ya aldık. Şimdi müsaadenizle ben buradan değil de şuradan bir bakayım herhangi bir şey veriyor mu? Metar veriyor mu? Yok abi. Ama 0.6 olduğunu düşünüyorum. Çünkü pilotlara, şeylere baktım. 0.6 gibi gözüküyor. Şimdi hocam motorlarımız çalıştı. Her şey sabit. Ne yaptık? Sağ motorumu tekrar feather durumuna aldım. Tamam. Sonra bekliyorum birazcık. Birkaç saniye bekleyeceğiz. Çünkü kilidimizi açacağız. Bak ready'yi gördüm. Bıraktım. Haller dönmeye başladı ve tekrar otoya aldım. Bu kadar. Bunlar tamam. Bir flap verdik.
Batuhan da aşındırıyor motorları ya. Çok iyi. Taxi lights on. Parking brakes off. Kumanda bende. Ne yapıyorum? Şöyle sol baştan yavaş yavaş. Ne dedik? 0.6'ya gideceğiz. Yani Windsock'lara güveniyorum. O yüzden rüzgarın o taraftan estiğini düşünüyorum. Şöyle geldik. Strobe light'larımızı da açalım artık. Piste giriyoruz. Piste girerken gas lock'larımızı açalım. Artık performansla bir işimiz kalmadığı için şuraya ND'ye getiriyoruz. Burayı da ADF 2'ye getiriyorum ki meydanımın yönü. Birazdan meydanımın yönünün tersine kalkacağım ve bir daha geri geleceğim. Direkt nodüle gideceğiz. Şimdilik backtrack. İnşallah rüzgar o yöndedir. Şuradaki düğmeye bir kere bastık. Takeoff'umuzda herhangi bir problem olmadığını gördük. Confirm ettik. Takeoff konfigürasyonumuzu. Bak buradaki Windsock'unda Allah Allah. Buradakinde de ha tamam. Bak 0.6'dan gözüküyor. Tamam. İyi. Çoraplar bizi yanıltmıyorsa rüzgar arkada şu anda. Biz 0.6'dan kalkacağız. Uçağın adı da iyiymiş ha. Landing lights'lar on. Kalkış için throttle'larınız condition level'lar her zaman auto'da. Power Management'ın climb şeyde take off modunda olduğunu görüyorum. Bunlar da notch olacaklar. Şu beyazları geçmeyecekler. Bilginize. Heading gibi meydan yönüme göre ayarladım. Kalkmamam için bir sebep yok. Hadi bakalım. Tekrar bir kontrol. Herhangi bir şey yok. Bak sol tarafa bakarsanız indicator speed'in solundaki iki tane yeşil kutucukta notch yazıyor. Kalkış sırasında throttle'ınız her zaman notch'u gösterecek. Rüzgar iyiymiş bu arada. Vallahi rüzgar çok iyi. Gir up.
Climb'ım güzel. Güzel de rüzgar var. Çok burnu kaldırmıyorum ki şöyle climb hızımıza gelsin olayımız. Yavaş yavaş dönebilirim de. Hızım artıyor. Flap'ı çektim. Burayı da power management'ı da climb'a aldım. Bak 170'i gösteriyor artık. 170'e geldiğini gördüm. Şöyle ayas yaparsınız bunu. Hız öncelikli olur. Yaw damper, autopilot on. Şimdi uçağımız hız öncelikli tırmanacak. Çok iyi. Her şey istediğimiz gibi. Evet, Batuhan'ın backtrack'ini izliyoruz canlı yayında. Oradan kalkmasa bari. Şu gözüm üzerinde Batuhan. Batuhan gözüm üzerinde. Evet, Batuhan'ın oradan kalkmadığından eminiz. Şimdi hocam, VNAV olarak uçak rotasına oturuyor. Nod ile. Ben buradaki ADF'imi kapadım ve sol ADF'imi açıyorum ki gideceğimiz meydanı göreceğiz birazdan. Daha erken tabi ama böyle açık kalsın 294'te. 294 bize lazım. Tırmanmamız dediğim gibi power management climb'da. Burayla ilgili herhangi bir problem yok. Şurada geliyoruz, sadece take off ve wing slide'larımızı kapatıyoruz. Bak bunlar notch notch'ta, burası da auto'da. Batuhan dilediğin zaman kalkabilirsin. Buraya tekrar geri geleceğiz bu arada. 06 pistine ineceğimizi biliyoruz. Niye? Rüzgardan emin olduk çünkü. Şimdi simülatörün sesini kısalım abi sizden. Benden de kısayım. Sonra da müziğimizi verelim. Ne verelim müzik? Güzel bir chill verelim mi? Verelim. Cafe Del Mar'dan verelim bir tane. Dreams albümü olur. Şöyle geleyim. Müzik player on. Evet, Batuhan'ın koştuğunu görüyorum şu anda pist ortasında. Şimdi sola döneceğiz. Direkt İbulu olacak. Evet.
Sub ya. Nasıl sub değil? On bine yaklaşıyoruz. Baromuz set standart. Landing lightslarımız off. Batuhan şurada. Kurbağa cama yapıştı. Batuhan'ı izliyor. Tamamdır. Biraz daha kısıyorum müziği. Şöyle iyi mi? Gece çok güzel gezik. Hayır abi birazdan ama meydanı arayacaksın ama ağlarsın. Birazdan ağlarsın ama. Koray hangi uçaklarla uçuyorsun şu anda? Şimdi sana gelelim. Tamam bakarız şimdi. Sen senaryo yükledin mi buralara? Senaryo yüklemesen bile bu adalarda geliştirmeler var. Meydanları falan güzel yani. Plana uygun. Evet 13.000'deyiz. Küçük uçaklar deniyorsun. Güzel. Küçük uçaklar demişken Koray. Pilatus 12'yi tavsiye ederim sana. Carenado'nun Pilatus 12'sini. Çok güzel uçak. Hatta güncelleme geldi. Mutlaka dene. Tek motorlu turboprop. Böyle bölgesel yolculuklar için çok iyidir. Bütün navigasyonları da kullanırsın. ALS'ini, VR'ını, şusunu, busunu. Şeyi de iyi. GTN 750 kullanılıyor. İshak su selam. Hoş geldin. Hocam bak dünya güncellemesinden sonra buralar çok iyi oldu ya. İyiyim sağ olasın. Arkamızdaki virüsle gidiyoruz. Yok benim hesabımda para yoktu. Para olmasına gerek yok ki. Para kim ya? Para olmasına gerek yok.
Tabii, çok sesli. Ya bu arada bir de şey var, sen Muzo'da geçen konuştuk. Borajet biliyorsun Türkiye'de turboprop havacılığı denedi. Türkiye'deki yolcu profili nedense transponder açık ya. Türkiye'deki yolcu profili turboprop uçaklara güvenmediği için adamlar operasyonları bitirmek zorunda kalıyorlar. Hem gürültüsü hem de görüntüsünden dolayı. Senin açık mı? Benimki açık. Bak transponder. Pilavcacık hoş geldin. Aynen o, aynen o Koraycığım. Ya şirketin iflas sebebi bir sürü şeyler var da. Ya şirketin bir sürü iflas sebebi var açıkçası. Ama öncelikli olarak yani Türkiye'de tutulmamasının sebebi olarak uçaklara yolcuların güvenmemesinden kaynaklanıyor. Aynen. Pilavcacık aramıza yeni katılıyor bu arada. İlk defa yazıyor. Bu arada 1.7.0'a geldik. Bak 11 dakika oldu. 17.000 fitteyiz. Acıktım. DC'ye gelsin. Gelsin gelsin. Koray, başka küçük uçak ne kullanıyordun? Vallahi şeyde YouTube'da 100. aboneye ulaştık neredeyse, biliyor musun? ATR ile mi uçtun? Bak. Bak şimdi pilavcacık, sen olayı bilmiyorsun ya. Hocam bizim içimiz dışımız ATR oldu. Bizim analarımızın gözü yaşlı. Kabinde misin? Eyvallah. Yok yok, kabinde dedim yani, bugün iki alıştırma uçuşunu tamamladım diyorsun ya. Simülatörde mi yoksa kabinde mi gerçekten? Bu livery geldi bu arada Batuhan, hemen atayım sana. Şirket kapandı ya, Araplar satın almıştı. Ama sana atayım. Şans eseri dün geldi bu. Bak bu. Kopyala. Batuhan'a at. He tamam. A320 ailesindesin, süper. Bizim de burada pilot olan, ondan sonra kabinde çalışan arkadaşlarımız var. Benim kendi şahsi arkadaşlarım da var, hem pilot hem de kabinde çalışan. Hepsi de Türk Hava Yolları'nda. İndireceğim. İndir indir, çok güzel ya. Bu Darwin. Aynen. Cem selam. Aynen ha, teknik geliyor. Erasmusçu teknik var. Bu arada cruise level'ımıza geldik. Bak 1.9.0'a ne yapıyoruz? Power management'ımızı cruise'a alıyoruz. Bu kadar. Hızımız daha da artıyor. Maksimum 245'i. Hiçbir zaman bak, eğer uçağınızın throttle level'ları notch notch'taysa, cruise altitude'de veya tırmanırken şey olma şansınız yok. Overspeed olma durumunuz yok. Merak etmeyin. Uçak iyi o konuda. Uçak iyi demişken ne yapıyoruz abi? Progress page'e bir kere tıklarsınız. Top of descent'de de 29 mil olduğunu görürsünüz. Artı ADF olarak da bak yönümüz geldi. Bize meydanımızın yönünü gösteriyor. Bu ADF bize tam pistin hizasını gösterecek.
Makineyi süsledim ya, şey yaptım. İç dizaynının rengini değiştirdik. Aynen. Bursa'da bir kasa attırdık. Konya'da palleri boyattırdık. Güzel oldu yani. Bu arada Terrain radarları göstereceğim size arkadaşlar. Şurada MCDU'nun alttaki neve 2 1 2 3 defa bas 3 4. basışınızda bak. Vedrix veya Terrain radar olduğunuzu, yön olarak hangisini istediğinizi şey yapıyorsunuz. Ben bu tarafta Terrain'i istedim. Bu kadar. Tabii, ilginç. Ya Borajet vardı işte. Önce iflas eder gibi oldu. Sonra uçak tiplerini Embraer'e geçirdiler. Ondan sonra da işte bu SBK Holding denilen holding alıp uçakları sattı, parayla değerlendirdi. Şirketi de yok ettiler işte, kara parayı hakladılar o şekilde. Fıkra bu kadar. Bunda fren manuel ama çok sağlam bir auto throttle'ımız var. Şeyimiz var, reverse throttle'ımız. Ben çok güveniyorum yani. 700 metre bu durmak garanti hocam. Zaten 900 metre, 1000 metre rahat inip kalkıyor bu uçak biliyorsun. Autobrake yok. Anti-skid özelliği var. ABS'miz mevcut. Aynen, anti-skid var. Bak uçak hocam, rüzgarlara falan tepkileri çok iyi. Böyle bir çok tatlı bir sallanıyor, bilmem ne yapıyor. Kanat açısı, şu su bu su. Gerçekten çok iyi ya. Tekrar buradan Reddit'teki Dash lobisine sesleniyorum. Uçağımızı kötülemeyin. Bu arada virüs arkamızda. 17 bin fitte. 264. Ben de 263'teyim. Bir moral alkış. Aynen. Şimdi RMP 02 deneyeceğiz, tamam mı? İbulo'da 5800 oluyoruz. Ondan sonra 4500, 4500 minimum descent altitude'umuz 2440. Onun için geldim şuraya. Öncelikle FO tarafındaki MD ve DH girme şeyimizi MD'ye alıyorum. Ondan sonra buraya geliyorum. Bunu da MD'ye alıyorum. Şuradan 2440'ımızı girelim abi. Minimum descent altitude. Şöyle bir gelelim. Bu altitüde görüş alamazsak inmiyoruz. Kurban sen şey yap, kontrol et gelip gelmeyenleri. Evet, 2440'ı bir işaretleyelim. Güzel rüzgar var ha, tam Pasifik rüzgarları yani. 2200, 2300, 2440. Bu kadar. MDA'mize girdik. Safe's. Top of descent'imize. Dur bakayım bir saniye. Şuradaki rüzgar gitsin. Rüzgardan dolayı çok değişiyor. Bir 12 mil oluyor. Bir o 40 mil oluyor. Şimdi bu uçağa yeni gelen arkadaşlar, Options menüsüne geliyorsunuz, tamam mı? Display Click Spot Help düğmesine basarsanız, ben bir kere bastım. Bak. Dokunmatiktir bunlar. Cep telefonunuz gibi bu ekranların hepsi ND'si. Şurada bu Display Click Spot Help düğmesini bir kere bastığınızda hangi ekranda nereye bastığınızda ne göreceğinizi görüyorsunuz. Tamam mı? Mesela BRG'lerimizi ben nasıl şurada basmıştım ya, hatırlıyor musunuz? Bak BRG'lere basıyorum, değiştirebiliyorum. Gördün mü? Bu şekilde. Örnek. Ondan sonra buradaki range'imi artacağım. Şurada artı yapıyorum. Burada eksi yapıyorum. Örnek. Ondan sonra formatı değiştiriyorum. Bu şekilde. Gördün mü? Dokunmatik olarak bunları yapıyorsunuz. Bunlara alışmanız için yerlerini falan. Buradan Display Click Spot Help'e basın. Close diyorum. Options'ta Display Click Spot Help. Top of Descent'de 7 mil gelmiş. Biz 5800'e bir set edelim uçağımızı.
Uçak rüzgar mukavemetinden dolayı bak top of descent bir gidip geliyor, görüyor musun? O normal. Siz aşağı yukarı biliyorsunuz ama. Top of descent'i ben şöyle 5800'e bir ayarlayalım. Hatta 4500 ayarlayayım. Mandatory 4500 initially. Ondan sonra alçalmaya başlıyor zaten. Bak zaten bak burada geldi, gördün mü? Top of descent. Ne yapıyorsun abi? V-nav'e tıkladık. Bak top of descent'im gelmiş. Ne yapıyorum abi? Gazımı kesiyorum. Hafif. Ayas'a tıklıyorum. Yavaş yavaş uçağım düşmeye başlasın. IAS Indicated Airspeed öncelikli. Yani şuradaki girilen hıza göre düşecek uçak. Ha, istersen buraya gelirsin bir kere tıklarsın. VNAV de yaparsın. Ama VNAV'e daha var. O yüzden ben erken inmek için şey yapıyorum. Nasıl diyeyim? Indicated Airspeed ile iniyorum. İnerken ne yapıyoruz? Artık climb olayımız bitti. Takeoff alıyoruz. Uçak yerdeyken, kalkarken, tamam mı? Takeoff'ta oluyor. Her zaman takeoff'ta ve descent'te de takeoff'ta. Sadece tırmanırken ve cruise level'dayken power management'ımızı climb veya cruise alıyoruz. Haricinde her zaman takeoff'tayız. Bu şekilde bak ben böyle idle'a da alabiliyorum uçağı. Gördün mü? Şu şekilde. Ne yapıyorum? Overspeed olmasını engellemek için yapıyorum bunu. Şöyle gelirsin. Tamam. Idle olur. Bu kadar. Uçak havada güzel hız kesiyor. Çünkü şey var. Autofader var bunda. Uçağın şeyinin pervanelerini yönü değiştirerek bildiğin uçak böyle yerde şemsiye açarsın yani rüzgara karşı. Onun etkisini yapabiliyorsun yani. O yüzden hızdan endişeniz olmasın. Aa, aşk olsun, çalışmaz mıyız? Evet, adamız gözüktü, meydanımız gözüktü. Bak ADF'im yönümü de gösteriyor. Biz ama RMP ineceğiz. Ibolo'dan giriş yapıyoruz. Sonra 4500'e kadar India Mike November 02'ye kadar 4500 olacak. Ondan sonra da negatif. Aynen öyle, aynen. O yüzden çok iyi. Yani inerken falan hızlarınızı mutlaka göz ardı etmeyin. Dikkat edin hızlarınıza. O önemli bir nokta. Açı nasıl hocam? Açı efsane. Müzikle işimiz bitti. Müziği kapat. Simülatörün sesini aç. Buradan. Adam. Landing lights'lar on. Cabin light'larımızı da açtık. Baktın hızlı gidiyor. Hızlı alçalıyorsun. Yapman gereken tek şey şurada hemen. Şöyle hızı toparlamak. Birazcık gaz veriyorsun. Uçak hızını toparlıyor. Ve yavaş alçalıyor. Eyvallah, sağ olasın. Kesene bereket. Bu arada meslek nasıl gidiyor? Memnun musun? Burada yapmak isteyen arkadaşlara bir tavsiyede bulunur musun? Hangi hava yolundasın? Ya da hava yolu söylemene de gerek yok. Rotalarını söyle, biz tahmin ederiz. Pusucu çok tabii canım, sen ne diyorsun? Biliriz biz, ha aynen. Pusucu Batuhan nerede? Arkada. Güzel. Aynen öyle. Peki seni öne çıkaracak ikinci dilin nedir? Söyle bakalım. Hangi dili konuşuyorsun başka? Türkçe haricinde. Geliyorum. Aşk dili.
Bu arada arkadaşlar, benim bir arkadaşım Fransızca biliyor. Fransızca için prim alıyor mesela. Pilot olan arkadaşım Almanca biliyor. Örnek veriyorum, İngilizce haricinde. Ben size söyleyeyim abi, ben yeğenlerime söylediğimi size de söyleyeyim. Al işte bak. Aynen öyle. Direkt IR uçuşlar gelir acı Çince'de. Aynen. Tabii. Bu ondan sonra İspanyolca, Portekizce benim gibi. Bak onlar da sizi öne çıkar. Her zaman São Paulo, Rio, ondan sonra Cancun, Caracas, Buenos Aires. Uçarsınız yani. Bak şimdi Koraycığım, öncelikle en önemli bilgiyi veriyorum sana. Pilatus, bak bu uçağın tek motorlusu. Sistem aynı. Bu onda da bir tane condition level ve bir tane throttle var. Unutma. Onda da şey yok. Spoiler yok. Üst panelinde çok basit. Bir iki tane battery light vardır. Bir iki battery lightları açıyorsun. Tamam. Ondan sonra en arkada emergency fuel şeyi var. Bak bunları ezbere söylüyorum hocam. Emergency fuel kat var. Onu aşağı indiriyorsun. Tamam mı? Ondan sonra geliyorsun sol tarafta, hemen şurada otomatik ignition'ı görürsün. Motor ignition'ı bir kere bas. Şuradaki ekranda bir iki saniye bekle. Buradaki hareketleri gördükten sonra buradaki condition level'ı fader'ı al. Bunları manuel yapabilirsin. Baktın manuel geldi mi? Hemen maksimum thrust'a çek. Ondan sonra burada DC1 ve DC2 şeyleri var. Panellerde. DC1 ve DC2 panellerini aç. Tamam. Ondan sonra baktın uçak stabil artık. Ondan sonra da iki tane gene şurada hemen yan yana iki tane Avionics 1, Avionics 2 şeylerin var. Onları da aç. Uçağın sağ kanadına gelirsen şu kapıda bir tane tablet olacak. Oraya tıkla tablete. Tamam mı? Tabletten uçağın şeyini, işte yolcu sayısını, bilmem nesini, fonksiyonlarını ayarlayabiliyorsun. Veya direkt buradan mesela gene tabletten direkt hazır moda da getirebilirsin uçağını. Sende GTN 750 şey var mı, GPS'i? Varsa eğer gene tabletten GTN 750 olarak da GPS şeyini, formatını seçebiliyorsun. Uçuşlarda da Avrupa'da çok güzel hava yolları var. Avusturya'da, Fransa'da, Almanya'da. Onların uçuşlarına bak, şöyle yarım saatlik falan. Tablet en sağda, bak en sağda şuradadır. Bir kere tıkla çıkacak ortaya. Evet arkadaşlar, altitüdümüz lok oluyor. 4500'deyiz minimumda. 4500'den sonra yaklaşık 120 desek 637 açıyla alçalacağız. Adamız önümüzde. Bak meydan burada zaten ADF'te gözüküyor. Birazdan hız keseceğim ben tabii. Biraz daha gidelim. Batuhan'dan kaçıyorum şu anda. Landing lights'larımız on. Power management'ımız burada. Climb şeyde, take off'ta. Ben hemen bir descent checklist yapayım mı? Şöyle baromu da bir resetleyeceğim şimdi, bir saniye. 5000 zaten burada. 10 desek. Descent. Destination weather. Şu anda 0-2 olduğunu düşünüyoruz. Eğer bir ters rüzgar alırsam circle to land yapacağım. Circle to land'e müsaade var bu arada gençler. Evet, hızımı kestim. Hızımı kesiyorum. Arrival datayı check ettik. VNAV yapacağız. Otomatik tork off, radius set edildi. Wing anti-ice gerekmiyor. FCP set, landing elevation auto'da set. Minimum sarımız girildi. Approach, mist approach'umuz briefing dedik. Mist approach durumunda tekrar geri geleceğiz dedik. 0-2'ye değil 2-0'a ineceğiz herhangi bir aksilik olursa. Hızımı iyice kesiyorum. Bir flap vereceğim. Haritamı da büyüteyim. Şöyle 4500 dedik. Bir flap verdim. Hızım normal, approach hızına geliyor bak. Amber rengi. Artık
hızımı 30'a şeyde manuel olarak amber renginde tutmaya çalışacağız. Birazdan da dönüşümüzü yapacağız abi meydana. Şimdi kükreyen şaşıracak, diyecek ki ya burası nasıl bir meydanmış diyecek, bak şimdi. Hele bir dönelim de. Bu arada terren radarımızın da çalıştığını görebilirsiniz. Aa, Novelaz geldi. Dün ATR soruyordu. Adam içtimaya gelmedi. Evet, 4500'e V-Nav'imiz başladı. Hızımızı daha da kesiyoruz. 140 olacak. Hem hızımı kesiyorum hem dönüyorum. Meydan burada değil, karşıdaki adada bu arada. Hızımız 140'a kadar gelsin. Aa, geçmiş olsun. Evet, hızı tekrar artırıyorum. Magella renkte tutuyoruz abi hızımızı. 140'la alçalacağız. 140'da 743 angle vereceğim. Alçalırken. Güzel rüzgar var. Büyük ihtimalle bu piste inebileceğiz. Pisti gördüm. Evet, ya aman 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 abi, bu sıralar hiç masraf yapma. Evet, ADF'imi gördüğünüz gibi bak, ADF 0'a 0 pisti veriyor. O bizim garantimiz. Tabii rüzgar var şu anda 30 knot. Bu uçak için riskli bir hız aslında. Hadi canım. Şimdi uçağı vertical speed'e alıyorum. Tamam mı? Top of descent noktasına gelince 2440'a kadar alçalacağız serbest bir şekilde. AMD'ye de inip inmeyeceğimize karar verip ineceğiz inşallah. Noktaya geleyim. 07 gelmiş. Tamam. Şöyle kaç demiş bana burada? 743 demiş. Biz şöyle bir 600 gibi, 700 gibi verelim abi alçalmamızı. 700 gibi başladı alçalmamız. Tamamdır, biz de iniyoruz şimdi. Allegro. Eyvallah, sağ olasın. Evet, MD'ye kadar iniyoruz. 2440'a kadar. Meydan önümüzde. Göremezsek devam etmiyoruz. Geri dönüyoruz. Ben hızı iyice kestim. Gear down. Daha da yardımcı olsun. Bak, hızı kestim, görüyor musun? Gear'ı bir döktüm, hemen hız gidiyor. Süper. Rüzgar sağlam. 27 derece. 27. Zorlayacak hocam bu iniş bizi. Evet, 2440'a kadar devam. Meydan irtifamız bu arada, onu da söyleyeyim, 1521. Biraz gaz verelim. Kaçmasın. Kükreyen, bak ben fotoğrafı dün şurada çektim. Bak şuradan yerden çektim. Sizi orada sordum. Meydan şehrin üzerinde burada da. Top of the table dediğimiz. Evet, 2442 için son 1000 feet. Karar irtifasına geliyoruz. Karar değil, pardon, minimum descent burada. Barayı resetledim tekrar. Rüzgar pis. İnşallah inebiliriz ya. Bak, 2440 burada işaretledi. Geliyor. Şimdi uyarısını verecek.
Evet, 2440. Continue, land diyoruz. Kontrol bende. Bir şey olursa 4500'e çıkacağız tekrar. Continue. Full flap. Hızı kes. Flight director off. Güzel. Rüzgar tahmin ettiğimiz gibi. Rüzgar için ayrıca şey yapmayacağız. Eyvallah. Oturan otursun, oturmayan ayranlarını otursun. 110 knot. Güzel. Popüleri görüyorum. Popülere güvenmek istiyorum. O yüzden devam böyle. Evet, Besmele ve Selavat-ı Şerif noktasına geldik. Buradan sonra artık kendimizi meleklere emanet ediyoruz. Papilere güveniyorum. O zaman burun kaldır. Rüzgar sağ baştan geldiği için ben böyle soldan hafif krepliyorum ki safe inelim. Oo, Batuhan kendine dikkat et hacı. Batuhan kendine dikkat et. Unstable. Oo, bak Windsock'u görüyor musunuz? Yer mi Anadolu çocuğu? Yemez. Yemez. Ghost lock, lock. Backtrack. Flaps. Batuhan geliyor. Batuhan bekleseydin ya. Ya Batuhan. Geliyor geliyor bak. Berkay'ı aratmıyor ki. Bir inişini görseydik ya. Tamam, göreceğiz göreceğiz. Dur, hemen hemen. İzliyoruz. Şöyle koyayım uçağı. Batuhan geliyor. Batuhan'ın mücadelesi. Benim uçak safe mi? Safe. Batuhan sallanıyorsunuz. Batuhan go around mı? Batuhan'ın mücadelesi. Abi seviyorum bu uçuşları ya. Batuhan bir low pass mı? Bir 23 Nisan müsameresi mi? Oo! 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 Holy shit! Amerikalılar gibi tepki. Batuhan indiğini... Seker! Enişte! Sen deli misin? Asfalt ölüleri bize ağlıyor. Geliyoruz abicim, geliyoruz. Abi gazı erken kesmesi güzel de sonra bir daha rüzgar verince. O Coca-Cola şeyi varmış burada. Hadi iyisiniz ayrancılar.
Sizce bu adada elektrik var mıdır? Günün sorusu. Arkadaşlar bu uçuşun dönüşü de olacak. Sadece sizden bir 10-15 dakika müsaade istiyorum. Tamam mı? Hemen geliyoruz. Bir daha tekrardan bu uçuşun dönüşünü yapacağız. Ben simülatörü kapamıyorum. Sadece bir aç kapa yapacağım. 16.34 burada. Zulu saatiyle 15.45'te buluşalım. Herkes kendine çok iyi baksın. Şöyle bir motorlarımızı bir off edelim. Yeni gelenlere, aramıza yeni gelenlere bu arada tekrardan hoş geldin diyoruz. Mutlaka Discord'a gelin, oradan yayın bildirimlerini görürsünüz. İnişi ben yapmadım. Tamam. Aynen. Rüzgar çok pis. Oradan eminiz zaten. Dediğim gibi arkadaşlar bana bir 15 dakika müsaade. Zulu saatiyle 15.45'te buluşuyoruz. 15.45'te. Bu uçuşun dönüşünü yapacağız. Gene güzel bir sert. Aynen. Yine ATR gene buradan. Buradan kalkıp geri gideceğiz. O bizim geldiğimiz meydana gideceğiz. Hadi birazdan görüşürüz. Herkes kendine çok iyi baksın.